Sivas'ta bir fabrika var. Demir çelik fabrikası. Geçen hafta orada işçiler eylem yapıyordu. Kimsenin sahip çıkmadığı işçiler. Özellikle sendika başkanlarına söylüyorum. Sıcak koltuklarında oturan sendika başkanlarına söylüyorum. Altlarında lüks arabalarla gezen, işçinin parasıyla gezen sendika başkanlarına soruyorum. O sendika ağalarına soruyorum ben. İşçiler eylem yapıyor. Hiçbir partinin sahip çıkmadığı işçilere biz sahip çıktık. 5 arkadaşımı görevlendirdim. Gidin dedim, bu işçilerin derdi nedir diye. Değerli arkadaşlarım. 40 bin dönüm arazide kurulan bir fabrika var. 115 ailenin lojmanı var. Ve ayrıca bekar lojmanı var. Ayrıca düğün salonu, marketi, camisi, spor tesisleri var. Açıldığında 747 çalışanı var. 360 milyon dolara mal olmuş bu. 360 milyon dolara bir kamu fabrikası. Özelleştiriliyor. Kaça? Yaklaşık 10 milyon dolar. Tam bir felaket. Ve sonunda fabrika bir mafya liderinin eline düşüyor. İşçiler 12 yılda ancak 2 yıl düzenli maaş alıyorlar. Vali ve defterdar kayyum tayin ediliyor. Burayı yönetin diye. Başkaları tayin ediyor. Burayı yönetin diye. Kimse yönetmiyor. Gidiyorlar AKP milletvekillerine. E bizim gücümüz mafya liderine yetmiyor diyorlar. E senin gücün ona yetmiyor da niye gariban işçiye yetiyor senin gücün kardeşim? Onun oturduğu lojmanın elektriğini niye kesiyorsun sen? O çocukların servis arabalarına okula giderken niye yasaklıyorsun? İşçiye gelince gücün yetiyor. Mafya liderine gelince gücüm yetmiyor. Neden? Çünkü sen o mafya lideriyle zaten kardeşsin. Sorun orada zaten. Bir işçi ailesinin söylediği, ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli, böylesine bir yatırım olan demir çelik fabrikasında mağduriyet yaşayan işçileri ve yaşananları devlet nasıl görmezden gelir? Sevgili kardeşim, görmezden gelen devlet değil. Görmezden gelen hükümet. Zaten bunu hep devlet, hükümet bir köşeye çekiliyor. Ben yapmadım, devlet yaptı. E yol olunca yolu biz yaptık, devlet yapmadı. Senin eşini, seni işsiz bırakan, sorunla ilgilenmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kardeşim. Önce bunu öğreneceksin. Hükümet, devlet değil, hükümet. Bu sorun nasıl çözülür? Sivas'taki işçi kardeşlerim de duysunlar. Bu sorunun çözümü çok kolaydır. Dünya kadar devlete borcu var. Hem vergi dairelerine hem sosyal güvenlik kurumuna. 6183 sayılı bir kanun var. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun. Bu kanuna göre eğer bir işveren devlete büyük borçlar takmış ve ödemiyorsa devlet o fabrikaya el koyabilir. Adına teferru deniyor bunu. Yani gidersiniz fabrikayı otomatikman devletleştirirsiniz. Bir yerden izin almaya gerek yok. Ha örneği var mı bunun? Onu da duysunlar. Örneği var. Geçmişte Adana'da Paktaş için yapıldı. Ben o zaman kamu görevlisiydim. Aynısını yapabilirsiniz. Fabrikayı devlete alabilirsiniz. Teferru yapabilirsiniz. Borçları güvence altına alabilirsiniz. Ve bu fabrikayı Sanayi ve Ticaret Odası eğer yönetecek ve çalıştıracaksa teslim edersiniz ve onlar da çalıştırabilir. Ne dedik? Her sorunun çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kimse bunu unutmasın. Sayın Valiye iki çağrı, Sivas Valisi'ne. İki acil konu var. Bir, lojmanların elektriğini kestin, o insanlar ısınamıyorlar. Bunu yapmaman lazım. Yapmaman lazım. İki, çocukların okula gitmeleri için servis araçlarını altlarından aldın, bunu da yapmaman lazım. Devletin valisisin, bunu sağlayacaksın. Sağlamak zorundasın. Aksi halde biz bunu her dönem senin beceriksizliğin yüzünden dile getiririz. Lojmanın elektriğini kesme, çocukların servis araçlarını kesme. Bunların ikisini sağlayın.